Bir merdiven varmış. Basamaklarını üçer üçer çıkıp dörder dörder inecekmişiz. Bir kişi bu şekilde yapıyormuş. Şimdi çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 20 fazlaymış. Hemen şöyle bir merdiven oluşturabiliriz. Diyelim ki şöyle bir merdiven olsun. Şöyle. İşte burada basamaklar olsun. Şimdi şöyle çıkıyor. Tabii çıkarken üçer üçer çıkacakmış. İnerken de dörder dörder inecekmiş. Bu şekilde inecekmiş. Şimdi devamında şöyle diyor. Çıkarken attığı adım sayısı, tabii üçer üçer çıktığımıza göre burada daha çok adım atacağız. İnerken daha az adım atarız. İnerken attığı adım sayısından 20 fazla. Yani inerken eğer biz x adım atıyorsak, çıkarken x artı 20 adım atacağız. Daha fazla olacak. Burada çünkü daha küçük adımlar, daha kısa adımlar atıyoruz. Olduğuna göre inerken kaç adım atmıştır diye sorulmuş. Eğer biz basamak sayısını hesaplayacaksak, mesela üçer üçer ilerliyorsak, şöyle olduğunu düşünelim. Merdivenimiz burası olsun. Biz şimdi üçer üçer çıkıyoruz diyelim ki. Eğer biz 5 adım attıysak aslında merdiven 15 basamaktan meydana gelir. Üçer üçer 5 adım atlıyorsak 15 basamaktan meydana gelir. Bir adımda 3 basamak gidiyoruz çünkü. İkinci adımda yine 3 basamak. Kaç kez atıyoruz? 5 kez. 5 çarpı 3, 15. Buradaki basamak sayısı ikisinin çarpımı kadar olacak. Yani 3 çarpı x artı 20. Evet, burası olacak. Buradaki basamak sayısı, yani merdivenin basamak sayısı 3 çarpı x artı 20 olacak. Ama aynı şey inerken de geçerli. İnerken de dörder dörder iniyoruz. X tane adım attığımıza göre basamak sayısı buradan hesaplarsak, inerkenki kısımdan hesaplarsak 4x olacak. Şimdi şunu dağıtırız. Şöyle. Buradan 3x artı 60 eşittir 4x. 3x'i yollayacağız bu tarafa. 60 eşittir x. Demek ki x 60'mış. Tabii istenene bakalım. İnerken kaç adım atmıştır diyor. Biz ona x demiştik. O da 60 geldi. Cevabımız 60 olacak. Yani.